Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Kılıçdaroğlu'na YSK'nın elinde olmayan bilgileri sarı bürokratlar mı verdi? Değerli izleyenler, CHP lideri Kılıçdaroğlu YSK'nın elinde olmayan bilgilere sahip olduklarını itiraf etmişti. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, CHP liderinin daha önce atıfta bulunduğu sarı bürokratları hatırlattı. Bilgileri kimin verdiğini sordu. Mehmet Acet'in Kılıçdaroğlu YSK sorusuna cevap verecek mi başlıklı yazısı şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elimizdeki seçmen bilgisi açıklaması Ankara'nın siyaset gündemine bomba gibi düştü. İktidar cephesinden bu bilgiler nereden geldi? Açıkla çağrısı gelirken Kılıçdaroğlu yeni bir açıklama yapmaktan uzak duruyor. Onun yerine ise yakın kurmayları durumu düzeltmeye ve genel başkanlarının sözlerini tevil etmeye dönük açıklamalar geliyor. Bu açıklamaların kamuoyuna mal olması üzerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu YSK'nın elinde olmayan bilgilere nasıl ulaştı diye sorduktan sonra bu tehlikeli bir ifade şeklindeki sözleriyle dikkatleri topladı. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise Ömer Çelik'in tehlikeli dediği hususun bir tür izahı gibiydi. Onun yerine konuşan yakın kurmaylarından Onursal Adıgüzel, YSK verilerini algoritmayla değerlendiriyoruz dedi. Yeni seçmenler meselesiyle ilgili olarak ise CHP'ye üye olanlar üzerinden çalışmalar yürüttüklerini savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise, biz YSK'dan gelen ham verileri kontrol ediyoruz. İl ve ilçe örgütlerinden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz. Elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nın yanlışlarını düzeltiyoruz şeklinde konuştu. Ancak bu açıklamalar Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili en temel soru işaretlerini gidermiyor. Şöyle ki, Kılıçdaroğlu ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan seçmenleri de biliyoruz diyor. Dün bu yazıya başlamadan önce görüşlerine başvurduğum AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel ise bu sözlere binaen Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına şu soruyu yöneltiyor. Ocak 2022 ile 18 Haziran 2023 tarihine kadar 18 aylık sürede yeni seçmen olacak kişilerin listesi de var bizde diyor Kılıçdaroğlu. Bunu nereden elde ettiniz? Recep Özel'in verdiği bilgiye göre Yüksek Seçim Kurulu iki seçim dönemi arasında siyasi partilerden gelen taleplere göre güncel seçmen kütüklerini iki kere mahsus olmak üzere elektronik ortamada iletiyor. YSK seçmen kütüklerine en son Ocak 2022'de güncellendi. Özel'in dediğine göre CHP son güncellemeden sonra YSK'dan liste talebinde bulunmadı. Havada kalan yeni seçmen bilgilerini nereden elde ettiğiniz sorusuna CHP'li Onursal Adıgüzel partilerine yeni üye olan ve 2023 seçimlerinde oy kullanacak yeni seçmenler üzerinden cevap veriyor. Halbuki Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin çerçevesi bütün seçmen listelerini kapsıyor. Kılıçdaroğlu'nun sözleri çok açık. Elimizde 2023'te oy kullanacak herkesin bilgisi var diyor aslında. YSK'nın bile elinde olmayan bilgiler diyerek bizzat kendisi bu durumu ifşa ediyor. Kendisi adına konuşan CHP'lilerin hiçbirisi şimdiye kadar YSK'nın bile elinde olmayan o bilgiler nereden geldi sorusuna tatmin edici bir cevap verebilmiş değil. Bir konuşmasında sarı bürokratlar şeklinde şifreli olduğu intibayı veren bir ifade de kullanmıştı. Kendisi zaman zaman bürokrasi içinden kendisine bilgi belge yağdığını iddia ediyor. Bu son sözleri ise Kılıçdaroğlu'na bazı kurumlardan İçişleri Bakanlığı'nın fişleme dediği, kişisel verilerin hukuk dışı kullanılması anlamına gelen bilgiler de mi sızdırılıyor sorusuna akıllara getirmiş oldu. Bu böyleyse ve işin gerçeği ortaya çıkarsa gerçekten büyük bir skandal patlayabilir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.